Sevgili canlar, dostlar, merhaba. Ben Cem Kervan. Bu hafta Yüce Şahımız adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Şimdi esin kaynağım İsa'nın dünyadaki son günleri. Çünkü bir talibi tarafından ele veriliyor. Hatta öpücükle ele veriliyor. Güruh var orada. Onu yakalıyorlar. Apar topar bir duruşmaya götürüyorlar. Ama düzmece bir duruşma. Yani tamamen hukuk dışı. Gece yarısı zaten. Böyle hukuk, adalet diye bir kaygıları yok. Sadece İsa'yı idam ettirmek istiyorlar. Yıldırım hızıyla. Şimdi orada yöneten kişi baş imam. Yani Yahudilerin o dönemin baş imamı. O adam bütün dini konular üzerinde yetkiliydi. Kalkıyor ayağa İsa'ya, bu ağır suçlamaya karşı kendini savunmayacak mısın hiç? Sana karşı şahitlik eden bu adamlar neler diyorlar baksana diye sordu. İsa ise sessiz kaldı. Hani geçen hafta sessiz kaldı diye bir deyiş okudum. Sonra baş imam şöyle dedi. Hay olan Allah'ın hakkı için cevabını talep ediyorum. Bize söyle, hak olu Mesih sen misin? Şimdi tabii dinlemeyecekler ama yine de İsa cevap veriyor. İsa ona söyledin işte dedi. Hatta şunu da ilave edeyim. Gelecekte insanoğlu Kadir Allah'ın sağında oturacak. Şimdi insanoğlu İsa'nın kendisi için en sık kullandığı mahlastı. Yani ben yukarıya çıkacağım, miraç edeceğim ve Allah'ın yanında oturacağım diyor. Yani en onurlu, en yetkili mevkide olacağım diyor. Ve daha sonra bulutlar üzerinde gelecek kendisi. Yani geleceğim diyor. Göreceksiniz diyor. Baş imam hiddetlenip tepki olarak kendi elbisesini yırttı. Bu küfür. Düpedüz Allah'a karşı küfürdür. Artık başka şahitlere ihtiyaç mı kaldı? Hepinizin önünde ettiği küfrü kendi kulaklarınızla dinlediniz. Kararınız nedir? Meclis üyeleri suçludur, ölümü hak etti diye cevapladı. Şimdi buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah seversiniz. Oturacağım. Bulutlar
yağmur üzerinde döneceğim. Geri gelecektir yüce şahımız. Bulutlar üzerinde döneceğim. Geri gelecektir yüce şahımız. Başimam işte Allah'a küfretti. Şahide ihtiyaç kalmadı dedi. Ölümü hak etti diye söyledi. Yerimize öldü yüce şahımız. Ölümü hak etti diye söyledi. Yerimize öldü yüce şahımız. Kervanım bir gün göğe bakacağız. Sayı hepimiz göreceğiz. Geri geldiğini anlayacağız. Bizim için döner yüce şahımız. Geri geldiğini anlayacağız. Bizim için döner yüce şahımız. Evet, yüce şahımız bir gün dünyaya dönecek. Kendisine iman eden herkesi kurtaracak, götürecek yanına. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen evet beğendim diye tıklayın, işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.